AB desteğiyle gerçekleştirilecek olan lojistik köy projesinin Kanadalı ve Rus uzmanlarıyla medya sorumlusu Şaban Petek, haber medyayı ziyarete geldiğinde Samsun'un lojistik alanda önemini bir kere daha kavradık. Projenin başındaki Kanadalı Dennis Dunn, dünyanın pek çok ülkesinde BM ve AB adına yöneticilik yapmış biri. Rus Andrei Tokarev ise lojistik konusunda dünyada isim sahibi olan bir uzman. Onları dinleyince lojistik köy projesine AB'nin neden destek çıktığını daha iyi anlıyor insan. Çünkü bu merkez Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İran'a çift yönlü taşımacılığa imkan tanıyacak. Samsun Limanı ile Romanya'nın Köstence Limanı arasındaki tren feri bağlantısıyla Avrupa'nın söz konusu ülkelere ulaşımı hem kolay hem de ucuz olacak. Diğer yandan Rusya'nın lojistik tercihi de Samsun Limanı. Başka bir hesap daha var aslında. O da Orta Doğu ve Afrika'ya ulaşmak. Samsun-Sivas Demiryolu Projesi'nin AB desteğiyle yapılması ve ardından Samsun-Mersin Demiryolu Projesi'nin hayata geçirilmesiyle Avrupalı'nın navlun maliyeti bir hayli düşecek ve daha kısa zamanda ihracat, ithalat gerçekleşebilecek. Uzmanlarla konuşurken bir şey daha dikkatimi çekti. Lojistik merkezin tarımı geliştirici bir yanı olacak. Onlar bu yüzden bölgede tarımın desteklenmesi gerektiği görüşünde. Lojistik merkezin bir başka olumlu tarafı da yaratacağı istihdam konusu. Proje tam anlamıyla hayata geçirildiğinde 3000 kişi iş imkanına kavuşacak. Samsun böylelikle ulaşım ağının avantajının nimetinden yararlanacak. Mersin'in lojistik sayesinde nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü gördükçe umutlanmamak mümkün değil.